Arkadaşlar merhaba. Sizlere daha önce bahçe çiftliğinde gübre çoğaltma olayını göstermiştim. Ne yapıyorduk? Depoyu taşıyorduk. Deponun içine işte gübremizi saman balyası şeklinde alıp koyuyorduk. Daha sonra çoğaltma işlemini yapıyorduk. Arkadaşlar onu artık yapmayın. Depodan çoğaltma olayını yapmayacağız. Çünkü bazı arkadaşlarımız gördüğüm kadarıyla çok hatalar yapmışlar. Ve çoğu arkadaşımız depom görükmüyor falan diyor. Arkadaşlar oyunuzu yenileyin. Onu yaptıysanız oyunu yendikten sonra mutlaka deponun içinde bir depo olacaktır. Veyahut da depo inşaatı duruyordur. Veya da bir saman balyası daha alın tekrar. Orada göstermiştim. İşte bir saman balyası daha alıp işte depo şekline geçirin. Bakın böyle. Depo şekline geçirin. Ondan sonra Eritreus konumundan tekrar işte saman balyasını tekrar depo yapın. Bunun da çözümünü vermiş olayım. Tekrar depo yapın. Ve depo yaptıktan sonra saman balyasını deponun içine atın. Bahçe çiftliğinize gidin aynı şekilde. Hileyi nasıl yapmışsanız. Evet arkadaşlar bakın tekrar buraya deponuzu koyun. Koyduktan sonra da arkadaşlar silin. Bakın silin. Sildikten sonra ana deponuza dönün. Bakın. Şimdi ana deponuza dönün ve oyunu yenileyin arkadaşlar burada. Gördüğünüz gibi bakın depom yerinde duruyor ve herhangi bir sorun yok. Bakın gördüğünüz gibi depom şu an gayet sağlıklı şekilde çalışıyor. Arkadaşlar bunu yapın. Bu şekilde bunun çözümünü yapmış olalım. Şimdi arkadaşlar gelelim bahçe çiftliğini gübre çoğaltmaya. Arkadaşlar dediğim gibi depo taşımıyoruz artık. Kalesimizi açalım burada. Ve herhangi bir komşu ziyareti yapalım. Kalesimizdeki eğer farm satırımızda Katavay satında breakpoint tırnağı yoksa koyalım. Ya da yukarıdaki tırnak varsa altıgene direkt çerçeveyi koyup bahçe çiftliğine dönelim. Yani ana çiftliğimize dönelim. Ve arkadaşlar buradan execute diyoruz. Edit response AMF diyoruz. Map diyoruz. Ve arkadaşlar gübrelerimizden herhangi bir tanesini saman balyası yapalım. Ve yaptıktan sonra altıgenden tırnağı kaldırıp execute diyelim. Bakın gördüğünüz gibi saman balyasını yaptık. Arkadaşlar burada tekrar yukarıdan altıgene tırnağı koyalım ve herhangi bir işlem yapalım. Altıgenimiz tırnaklı bir şekilde Eritreus konumuna geçirelim. Bakın altıgen tırnaklı bir şekilde. Burayı bazı arkadaşlarımız unutuyor. Neden bizimki geçmiyor diyorlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burada çiftliğimde herhangi bir depo yok. Bakın deposuz bir şekilde yapıyorum. Şimdi arkadaşlar attım şeyin içine, deponun içine. Bakın ana çiftliğimdeki depoya attım. Tekrar depodan çıkarttım, koydum. Tekrar bildiğiniz arkadaşlar çoğaltma hilesi. Ana çiftliğimizi nasıl yapıyorsak aynı şekilde orada da yapıyoruz. Arkadaşlar bunu birkaç defa yapalım bu şekilde. Ben daha fazla yapmayacağım. Bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu işlemi yaptım. Tekrar altı yeniden tırnağı kaldırdım. Execute dedim. Yine en sondaki Gatavay satırını edit dedim. Ve buradan koyma dosyasını açtım arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki use storehouse itemdeki kodları değiştiriyoruz. Bakın. Değiştirdik. Arkadaşlar değiştikten sonra yeni bir sayısını açtık. Buradaki
editli şekilde duran Gatavayı satırımıza tırnağa koyalım, execute diyelim. Tekrar tırnağı kaldıralım, execute diyelim tekrar. Yine farm satırına bir temizlik yapalım ve repeat advanced diyerek hızlı bir şekilde arkadaşlar 10.010 gibi bir değer gelip saydırmaya başladım. Bakın ana çiftliğime dön dedim. Tekrar bahçe çiftliğine dön dedim. Bakın gördüğünüz gibi 3 tane gübre yapmıştım zaten. Ben fazla yapmamıştım. Arkadaşlar siz daha fazla yapabilirsiniz o deponun içine girdirip tekrar çıkartma işlemini. Bakın devam ediyor. Evet, ikinci kez aldım. Tekrar dön dedim. Bakalım üçüncü şekilde alabileceğim mi? Evet, bakın yine aldım. Üçüncüyü de aldım. Bakın gördüğünüz gibi üçüncü kopyalamayı da aldım. Dördüncüyü deniyorum arkadaşlar. Bakalım dördüncüyü alabileceğim mi? Evet, en sonunda bir tane geldi. Olsun arkadaşlar, yine de güzel. 10 tane kopyalayabildim aşağı yukarı. 2, 4, 6, 8, 10 tane kopyaladım. Arkadaşlar bu şekilde bahçe çiftliğinizde kopyalayabilirsiniz. Depo taşıma olayını yapmayalım. Bu şekilde de bahçe çiftliğinizi gübrelerini çoğaltıp bahçe çiftliğinizde de süper hasat hilemizi yapabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.